Selim, Niyacım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok Bak, teşekkür sizlemedim. ederim. Bu sabah Zeki Müren izlemedim çünkü. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Sevgili Müne Ölmez Ölmez tavsiyeleriyle canlı yayında hanımlar, beyler. Herkes gerçekten verdiğin tavsiyeleri, Şükürler özellikle olsun. 12 Burç için verdiğin esmaları o kadar yakından takip ediyor ki. Ne Efendim yeni bir güne başlıyoruz. Evet. Yeni günde e, aklında bahar olunca... E, fikrin hep çiçek açarmış. Hmm. Bugün aklınızda bahar olsun. Fikriniz çiçek açsın. Güzel düşünün ki güzel şeyler olsun. Evet Allah. Neler var? Evet. Gündemde? Aslan burcunda bir dolunay yaşayacağız bu akşam. Hadi 20 bakalım. 53 geçe. 20 53 dakika 58 saniye geçe. Yani 20.54'te tam şey veriyorum saat veriyorum. 20.54 Türkiye saatiyle. Ne oluyor? Aslan burcunda bir Dolunay deneyimleyeceğiz. Dolunay öyle bir şey ki gerçekten hani Allah'ın Zülcelali ve Likram ismi tam olarak çalışıyor. Aslan Burcu'na etki eden isimlerden birisi bu. Yani öfkesi ve ikramı aynı anda olan. Gelecek. Heh, tam olarak böyle. Çok karışık enerjiler var. Daha önce geçen hafta da zaten biraz bahsetmiştim. Ee, dünyayı şöyle yine bir hafiften çalkalayacak şeylere hazır olmalıyız ama... Ben e, ne mesela de... ne gibi ama ha. onu biraz aç ha. Ee, savaş mı Hüseyin deprem abi mi? Hüseyin abi bana demişti ki başlarken lütfen pozitif başla <laughs> o yüzden önce pozitiflerden bahsedeyim. Tamam sağ olsun Hüseyin gerçekten hep böyle güzel şeyler evet. söylemek istiyor. Ben de öyleyim hep pozitif evet, beğeniyorum de ama öylesin. minik böyle bizi bilgilendir yani. Tamam o zaman önce olumsuzlardan, Çok arasına, dokunmadan. Heh. Heh. Önce olumsuzlardan başlayayım sonra tamam. olumlu şeyler söyleyeyim. Bir kere asla şunu düşünmeyin herkesin kaderi hayatı yaşamı ve ölümü kendinedir. Hiçbir kimse herhangi bir şekilde kendisine yazılı olan o mutlak yazgı, doğum, hı hı, ölüm hı. dediğimiz mutlak yazgıyı zaten değiştiremez. O yüzden Doğru. kendinizi böyle cenderelere sokmayın. Burada anlatacağım bütün olumsuzluklar sizi bulurmuş zanlına da kapılmayın. Bu çok büyük bir hata. Şunu unutmayın ki dünyanın en kötü zamanlarında bile hayatını çok iyi yaşamaya devam eden insanlar olmuştur. O yüzdendir ki asla içinizdeki yaşama umudunu yitirmeyin. İçinizdeki yaşama umuduna saldıran herkesten de kendinizi arındırın. Bu kim olursa olsun bu bir psikolog da olabilir, bir astrolog da olabilir, bir ünlü de olabilir, en yakın arkadaşın da olabilir. Eğer biriyle konuştuğunda veya birini dinlediğinde içinde yaşama umudu kalmıyorsa yanlış insanı dinliyorsun ya da yanlış insanla oturuyorsun. O sebeptendir ki şu an söyleyeceklerimin illa benim başıma gelecek, bizim ülkemizde olacak gibi düşünmeyin ama evet doğal afetleri bir parça tetikleyen bir dolunaydan bahsediyoruz. Ay Jüpiter'le karşıtlık yapacak. Ay Güneş karşıtlığı esnasında aynı zamanda e, ilerleyen saatlerde yani bir gece ve bir gün sonrası da Uranüs'te olan e, karesi devam edeceği için uçaklar işte e, yine böyle bir takım savaş etkileri. Bazı yerlerde yer yer sallantılar e, devam edebilir. De, bir, bir takım şeyler olabilir ama buradan çok büyük bir şey çık çıkacağını tabii ki ben düşünmüyorum. Sadece hani bir takım korkutan ufak tefek durumlar olabilir. Dünya genelinde söylüyorum bunu ama en çok ön plana çıkacak şey çocuklar, gençler. Çocuklar ve gençlerin güvenliği ile alakalı konular. Dünyada çok önemli liderlerle ilgili bir takım manipülatif durumlar. Mesela birdenbire lider kayıpları yaşayabiliriz. Ee, en son bu böyle bir dolunay olduğunda mesela bizim ülkemizde Deniz Baykal rahmetli olmuştu. Ve gerçekten tam olarak böyle bir etki vardı. Mesela dünyadan bir takım liderlerle alakalı şok edici ani illa vefat diye düşünmeyin bunu. Mesela bir çıkış bir, e, böyle bir kendini sahneye atarcasına bir söylem duyabiliriz. Bu tarz şeyler olabilir. Dünyada ünlüleri, liderleri, önemli insanlarla ilgili bilmediğimiz şeyleri ortaya dökebilecek bir süreç olabilir. Benim bu süreçte insanlara söyleyeceğim şey şu. İçinizdeki yaşama sevincine sahip çıkın. Çünkü aslanın bir tarafı celal ve öfke ise bir tarafı da ikram ve neşedir. Hmm. Aslan Burcu da böyledir bu arada. Yani mesela çok... Narsist, egoist gözükür ama dünyanın en bebek kalpli de insanıdır aynı zamanda. Neşe saçar etrafına. Dolayısıyla bu dolunay tam böyle bir dolunay. Yani içinde abartılar var, çok tutku var, çok nefret var. Sana saldırıyorum çünkü aslında seni çok seviyorum. Sana kızıyorum çünkü senden mahrum kaldım. Aslında böyle bu, bugünlerde size gelen saldırıların bile altında size olan tutku ve sevgi, vazgeçilemiyor olmanız yatıyor olabilir. Bu kısmı atladıktan sonra olumlu taraflarına gelelim. Bir kere çok bereketli bir enerji var. Yani elinizle attığınızın tutacağı bir zaman var. İnşallah. Ha Bugünlerde alım satım yapmanızı çok tavsiye etmem. En azından 28'ine 29'una kadar tavsiye etmem. Çünkü çok abartılı fiyatlar alabilirsiniz. Hmm. Yani böyle aytan büyüdüğü esnada çok abartılı fiyatlar alabilirsiniz. Dolayısıyla böyle çok lüks harcamaları, abartılı harcamalar yapma konusunu tavsiye etmiyorum. Fakat attığınız adımın bereketlenebileceği, büyüyebileceği. Bir tane sözünüzün bir hareketinizin çok büyük insanlara ve kitlelere ulaşabileceği güzel bir enerji var iyi değerlendirelim. Mesela reklam yapın İşte reklama ihtiyacınız varsa tam bugün akşam itibariyle başlayın ya da bugün içerisinde reklamınızı yapın isminizi duyurun. Mesela bugün kalbi coşanlar çok özleyenler tutku içinde ayrılık yaşayanların geri dönüşleri olabilir bugünlerde dayanamıyorum işte çok özledim gibi. Bu, bu anlamda da çok bereketli de bir havası var Bu hep böyledir yani Aslan burcunda hem sert etkiler var hem de böyle güzel etkiler var Dolayısıyla e, sakın negatif düşünmeyin çünkü aslan çocuk gibi olmak çocuklarla ilgili erkeklerle çok ilgili çocuk gibi olmak içindeki yaşam sevgisini korumak oyuncu olmak biraz daha böyle dramatik davranıp Hani insanları tatlılığıyla bağlamak bunları da anlatır Dolayısıyla sakın negatif tarafa kaçmayın enerjinizi pozitif tutun yüksek tutun, Elbette ki abartılı davranışlardan da kaçının. Çünkü ay Jüpiter karesi bir de dolunay her şey büyüyor. Yani böyle çok patlayabilir. Mesela bugün dolduğunuz konulara birden patlayabilirsiniz. Dayanamayabilirsiniz. Yarın taşabilirsiniz diyorsunuz. Ne zamandır hani sustuğunuz, sabrettiğiniz şeyler bugün susmak gerçekten kolay olmayabilir. Onu da anlı anlıyorum yani. Bugün ben susamadım. Bir çuval inciri berbat ettim. Kavga çıkarttım derseniz sizi anlarım ama yapmasanız daha iyi olur. İçinizdeki yaşama sevincini sakın öldürmeyin. Bu arada ne yapmamız lazım? Bu 15 günlük süreçte hatta 15 gün demeyeceğim bak şimdiden uyarıyorum. Bütün Şubat boyunca Plüton Mars'ta çünkü Kova burcunda kavuşacak. Varis sorunu olanlar, dolaşım sorunu olanlar, vücudunda bundan şüphelenenler, kalbiyle alakalı ritim veya benzeri sorunları olanlar, tansiyon problemi olanlar çok dikkat edeceksiniz. Mesela tuz tüketimini azaltın. Ben mesela 3 gündür başladım. Hiç akşam 5'ten sonra bir şey yemiyorum. Tuzu tamamen azalttım. Bu ve Niye? bu tüketiyorum. Yani... Çünkü tam bu etkilerin daha çok vücut, mesela tansiyonun daha çabuk inip çıkacağı, kalbin daha çabuk hassas olduğu için zarar görebileceği, dolaşım problemlerinin artacağı bir süreçteyiz. Dolayısıyla daha çok su tüketin, tansiyonunuzu birden düşürecek ya da çıkaracak yiyeceklerden kaçının, beslenmenize, dinlenmenize dikkat edin. Biraz daha dikkatli olursak yararımız olacağını düşünüyorum. Peki, mini ölmezden ölmez tavsiyeler, önemli uyarılar. Size anlattım mı? Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Harika. Zaten çok güzel anlatıyorsun. Senin dün can, bir canlı yayının vardı. İzliyorum yine Instagram canlı yayını. Hayır. acaba oğlan ya. mı izledi? Çok tatlısın. Bir seyirci diyor ki ona Mine Hanım çok güzelsiniz. Sen de diyorsun ki evet ben güzel kadınım. <laughs> Güzelsin demedi daha kötü bir şey söyledi. <laughs> kötü bir şey söyledi. Ben de o yüzden kusura bakma canım ben güzel bir kadınım dedim. Kötü bir şey söyledi. Yoksa ben öyle güzel kadınım demem. Sevmem. Öyle demem. ben de şaşırdım dedim ki benim tatlı. Hayatta demem. Hayatta demem. Egoist insanı hiç sevmem. Ama şöyle sen bir şey dediğin zaman ben çok önemsiyorum şöyle. Çünkü Mine'nin özel böyle verdiği tavsiyeler var. Mesela ne diyor? Tansiyon hastasıysan işte bu dönemde şunu yemek. Onların umurunda mı? Onlar Mine'nin saçına başına taksın. Mine'yi nasıl aşağı çekeceğiz diye düşünsün canım. Şey, ondan sonra mesela şey yapar der ki mesela bugünlerde kendine çok övgü yap. Bugünlerde kendini şımart falan hani özel tarihler var ya. O yüzden soruyorum. Acaba yine öyle özel bir tarih var mı kendimizi şımartalım mı? Bugün şımartabilirsiniz kendiniz ama Nur normal şartlar. Eminim sen de hiç öyle bir kadın değilsin. Böyle ben çok güzelim. Ben çok değerliyim. Pardon. Yani sen de herkes gibi bir insan evladısın. Bana bunlar çok hastalıklı cümleler. Ya, gibi ama geliyor. Yani ama yani böyle hissediyorsan eğer ben yok canım. Kendine söyle ya millete niye söylüyorsun? Yani neyin ispatındasın yani? Bana orada birisi benim Sinirime dokunacak bir şey söyledi, çok ağır bir konuştu. Ondan dedin, onu ben kaçırmışım. Dedim, ben bakma dedim yani, hani sürekli hani <laughs> şey gibi bir şey bulup seni sen ona boş ver, benim tipime bakma, benim söylediklerimi dinle. Ama an boş ver. İşte yoksa ben öyle zaten ben çok güzelim falan. E, zaten bir şey söyleyeceğim, hiçbirimiz burada ben ve yani sen de e, güzellik kategorisinden burada değiliz zaten. Aynen öyle. Yani biz sadece yaptığımız işte, ha ben yaptığım işte çok iddialıyım, iyi Türkçe konuşuyorum, evet. iyi bir eğitimim evet. var. Yani e, Yeri bir sunucu söylüyoruz. olarak Türkiye'nin en iyi hocalarından ders aldım. Radyoculukla bu işe başladım. Sesim yani, bile rahatladı. E, kapan, çok iyi. Bunu Bunun iddiasını yapabilirim evet. ama ben güzellik kategorisinden burada i̇ddiasını değilim. İddiasını da ne zaman yaparsın? Gerektiği zaman yaparsın. Gerektiği zaman. Ben seni bu kadar zamanda tanırım. Hiç egoist bir hareketini görmedim. Zaten sevemem öyle birini. Ama ben seviyorum mesela. Mesela bizim Nuray mesela kendini gerçekten çok beğeniyor ve gerçekten çok seviyor. İşte bunu kendimize söylememiz ama lazım. Ama o zaten her her sabah aynada kendine söylüyor. Hı. Onun böyle değişik bir enerjisi var. Gerçekten böyle... Ben güzelim diyor. Aynaya bakıyor. Bunu evde de yapıyor inanın yani. E çünkü bu... bir şey so tabii ki biz de buna inanıyoruz. Olumlamanın enerjisi şuzu bu. İnsan böyle cümleleri yalnızken söylemeli. Kendi enerjisini <laughs> yükseltmek için. Peki. Yani milletin yanında bir de niye biliyor musun Plüton Kova burcuna geçti. Monarşi ben ben çok güzelim. Ben şöyleyim diyenlerin hepsini alaşağı etmeye 2023'te başladı. Ben mükemmelim. Ben harikayım. Allah diyor ki sen pardon, sen bir insansın. Herkes gibi bir insansın. Bırak seni el övsün demişler ya. Tabii. Bu tip insanların sonunun geleceği bir dönemden geçiyor. Ama öyle derler, öyle, öyle derler ya zaten hep. Sen kendini sen yani ne olacak? Seni bırak bir başkası övsün yani. Evet. Seni övebilirim bak. Ama bugün aslan ve bunu bir konuşmamız bile tesadüf değil. <laughs> ya Değil tabii o yüzden aman atıyorum aman yani. Bugün gerçek yani bugünlerde gerçekten belki herkes e, kendini övücü cümleler sarf edecek. E, kendini öne çıkartan hareketlerde bulunacak. Milletin yanında kendinizi övmeyin. Bak küçük duruma düşersiniz. Ha, söylüyorum yapmayın. Hele benim yanımda hiç yapmayın. Gerek yok. Peki başlayalım mı? Evet işte öyle. Şimdi e, zaten 26 ve 20, oldu, 27 Ocak ay konuşamadım. Bak enaniyeti görüyorsun değil mi? İyi konuşuyorum dedim konuşamamaya başladım. Allah işte bak hepimize. Bu bana da sana bana değil hepimize bir ders. Tabii ki kendimize güzel şeyler söyleyelim ama. Bir de insan kendini de nazarlıyor. Doğru. Benim en çok kendime nazarım değiyor. 26-27 Ocak tarihlerinde evet. diline hakim ol demişsin. <laughs> Şimdi arkadaşlar zaten var ya şu Allah'ın <laughs> garip kulu size yemin ediyorum hani ya. derler Kur'an çarpsın ki bugüne kadar neyi büyük konuştuysam Allah şak diye başıma Başım, verdi başımda paralandı Aynen başımda o yüzden paralandı. ay bu çok korkarım şöyle ve benim kimseye değil biliyor musun kendime anında ay tabii. bu çantayı da çok iyi kullandım çat çanta gitti yani Allah diyor ki hiçbir şeyle övünme Türkçe'ye güzel konuşarım Ocak diyemiyorsun da aynen öyle <laughs> ay tövbe tövbe hadi başlayalım i̇şte, işte, 12.30'da. öğle olur mu i̇şte, koçlarla işte, Allah başlayalım bize hatırlatıyor 26-27 Ocak, Ocak tarihinde Merkür'ün oldukça sert açıları var. Kırıcı, yaralayıcı, üzücü cümleler kurmaktan sakınmamız gerekiyor. Gerçekten birbirimize e, zarar verecek şekilde konuşmalar yapmamamız ve kimseye e, kalp kırıcı şekilde yaklaşmamamız gerekiyor. Ama bu tarihlerde gerçekten hoşumuza gitmeyen şeyler duyabiliriz. Kırıcı insanlarla veya kırıcı konuşmalar yapan kimselerle sınanabiliriz. Böyle de bir durum söz konusu. Dilimize hakim olmamızda. da çok yarar olduğunu düşünüyorum. Fakat 28 ve 29 Ocak o kadar güzel bir etki var ki gerçekten. Şimdi toprağın gücünü ortaya koyacağı bir gün. Hani yine bir toprakla ilgili olaylar falan ufak tefek duyulabilir fakat açılar o kadar iyi ki. Venüs, Jüpiter iki tane iyicilin birbirleriyle dayanışmasının olduğu günler. Ayda Başak Burcu'nda bu etkiyi muhteşem bir şekilde destekliyor. Mesela kilo vermek istiyorsunuz, uzun zamanda diyete başlayamıyorsunuz, detoks yapamıyorsunuz, spor yapamıyorsunuz. Şimdi hani dolunayın da sonrasındaki bir evre ve Ay Başak burcunda o kadar müsait bir zaman ki diyete başlayın, detoksa başlayın, spora başlayın ve işte bir takım böyle banka, mali işleriniz varsa hani ay küçülürken normalde tavsiye etmeyiz ama Jüpiter Venüs üçgeni varken bu etkileşim çok güzel bir bereket sağlıyor. Bu arada toprakla uğraşın, mali finansal konularda yoğunlaşın, mal mülk, ev alım satım işleriyle yoğunlaşın. Bu konularda başarılı günler ve bol bol o günlerde dua edin ve iyi enerjiler içinde olun. Birazcık dolmayın ertesi işte 26-27 Ocak'ta böyle sen öyle mi demiştin ben böyle mi, mi, mi falan tartışmalar olabilir. Herkes konuşmalarına, ağzından çıkana dikkat etsin efendim. Evet. Onu da söyleyelim. Aslında 7-24 dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dilin kemiği yok bir şey söylüyoruz sonra gidiyor oradan başka bir gönüle çarpıyor. Başımıza çok Her ders açıyor. Her şeyde olmayın. Allah Allah. Aslan Dolunay'ı var dikkat bugün dikkat. Bugün zaten Aslan Dolunay'ı var ay dönüşüm. Beni sinirlendirmenin üstüme gelmeyin yeter. Peki koçlarla başlayalım Mine'cim. <laughs> Sus Şimdi artık Mine. <laughs> hayır ya olur mu? Aa. Şaka. Şaka kanki. Şaka. <laughs> sevgili seyircilerimiz, sevgili anneler size sesleniyorum. Lütfen bugün burada göreceğiniz, duyacağınız, kendiniz için, torununuz için, oğlunuz için, kızınız için, damadınız için verilecek her tavsiye, her burç için o kadar önemli ki... Mine bir hafta boyunca bunlara çalışıyor ve gerçekten burcunla ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Hata yapmamak, yanlışa sürüklenmemek, yanlışı doğruya çevirmek için ne yapman gerekir? Burcunu dinlediğinde zaten ortaya çıkacak. Sevgili Koç, yükselen Koç'lar. Hadi bakalım ekrana gelsin. Anneler hemen evde olmayan evlatlarına Koç burcu ile ilgili bu uyarıları çeksin, göndersin ve sevgili Mine bize detayları versin. Ne kavgan ne sevdan bitmiyor. Hep kazanılacak yeni bir zaferin var. Bunları öylesine kuruyoruz tabii. Bütün aslında 15 gününüzü özetleyecek bir cümle kuruyorum. Şimdi sevgili koçlar. Öncelikle Aslan Burcu'ndaki Dolunay sizin için çok güzel etkiler barındırıyor. Maddi konularda bir büyüme ve gelişme yaşayabilirsiniz. Çok harcamanız olabilir ama bu harcamalarınız kutlamalar için olabilir. Mesela çocuğunuzun doğum günü partisi, sizin nişanınız, nikahınız, çocuklarınızın mürveti, Sevinçli kutlamalar içerisinde yer alabileceğiniz bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Sadece bunu yaparken özellikle maddi olarak çok açılmamaya çalışın. Önümüzdeki 15 günlük süreçte yalnızlar için aşk hayatlarında çok olumlu gelişmelere işaret eden durumlar var. Yeni insanlarla tanışmak, yeni birliktelikler içerisine girmek, kalbinizin çarpacağı kişilerle bir araya gelmek konusunda son derece şanslı gözüküyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ee, sizin için bu donlar gerçekten verimli. ...enerjik, güzel bir alandan seansıyor. Kendinize başka bir bakış açısıyla bakabilirsiniz. Daha çok hobilerinize yönelik meslekler ilginizi çekmeye başlayabilir. Artık bir evreyi kapatıp yeni daha eğlenceli, daha neşeli bir evreye girme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Ayrıca tatiller, geziler, işte sevdiklerinizle bir arada olmak konusunda çok şanslısınız. Fakat koçların totalde yaklaşık bir aylık süreçte birazcık böyle sosyal çevresinde bir ayıklanma yaşanacağını düşünüyorum. Yani... Artık gerçek bir ayıklanmaya gidip ya ben artık seni hayatımda istemiyorum deyip böyle bir sosyal çevrelerini yenileme ihtiyacı içinde olabilirler. Hı hı. Sadece bu sebepten değil bazıları da taşındığı, yer değiştirdiği, çevresini değiştirdiği için yeni bir ortama adapte olmakla alakalı ufak tefek iniş çıkışlar yaşıyor olabilir. Hani bir yere gittiğimizde bir süre yaşarız ya bunu işte hı hı. arkadaşlarımız uzaktadır, biz yeni insanlarla muhatap oluyoruzdur. Tam öyle bir süreç yaşıyor olabilir. Bu arada idealleri, hayalleri, planları çok değişecek koçların. Önümüzdeki 15 günlük süreçte yo ben bugüne kadar böyle istiyordum ama artık ne özel hayatımda ne iş hayatımda bunu istemiyorum. Ben başka bir yola gideceğim. Kafasına girecekler ve çok ciddi çalışmalar yapacaklar bunun için. Benim o arada onlara tavsiyem şu. Ruh ve beden bütünlüğünüzü koruyun. Takıntı yaptığınız şeyleri bir kenara bırakın. Takıntıları ee, ne derler büyütmemeye çalışın. Baktınız ki çok takıntı yapıyorsunuz. Bunların size zarar verdiğini ve işlerinizi bozduğunu hatırlayın. Dolayısıyla ruhunuzdan şöyle bir arınmaya başlarsanız zamanla bu iş hayatınıza da özel hayatınıza da yansıyacaktır. Sanki şey gibi hayatlarında bir yerde bir düğün oluyor, bir başarı serüveni var ama geri planda da mutlu olamadıkları, mutlu olmalarını engelleyen bir korku var gibi. Ruhsal olarak sanki kendilerini birazcık böyle tam e, mutlu olmaya adapte edecekken ama şöyleydi, ama böyleydi ya da ama haksızlık mı yaptım ama bana haksızlık mı yapıldı gibi. Geçmişi çok sorguluyor olabilirsiniz sevgili e, koçlar bu bunu size hatırlatmak isterim böyle bir e, sevginizi sunmak istediğiniz anlarda karşılaştığınız sert tepkiler veya karşı tarafın sizin beklentilerinizi karşılamaması mesela birine sevgiyle çiçekle gidiyorsun sana sert davranmasından dolayı çok sinirlenebilirsin İşte o noktada sinirlerine hakim ol e, gerçek duygularını itiraf etmen karşı tarafa bağlı olmasın sen kendini yine ifade et o istediği gibi tepki verebilir kendini ifade ederken lütfen bir baskı altında değil o içindeki çocuksu coşkuyla ifade etmeye çalış. Aşktan yana çok şanslılar. Bebek haberleri, çocuk haberleri, nişanlar, kutlamalar, partiler, tatiller bu konularda çok şanslılar. Sadece abartılı harcamalar yapmamaya ve değişime önce ruhsal dünyalarından, iç dünyalarından başlamaya özen göstersinler diye söyleyeceğim. Sevdiğin işlere zaman ayırmayı ihmal etme. Ya Vedud, Ya Allah. Bu ismi genellikle böyle tekrar ederse herkes için daha hayırlı olur. Nasıl ya? Yani? Ya Vedut, ya Allah. Ya Vedut, ya Allah şeklinde. Peki bir şey var mesela e, sıkıntı zamanında mı tekrar edelim? Yani sevgisiz, e... yalnız hissettiğiniz zamanlarda, hmm. işte içinizde bir korku, kaygı hissettiğiniz zamanlarda. Çünkü bakın her şeyi bir yana bırakın, dünyada her şeyin insanın özellikle var olmasının tek bir sebebi var. Sevgi. Tabii. İnsan mesela istediği kadar imparatorluklar e, kursun. Herkes çok başarılı olduğunu düşünsün. Herkes ondan korksun. Kimse korkulan insan olmayı istemez. Herkes onu sevecek birilerinin varlığıyla huzur bulur. Sevgi iyileştirir. Sevgisiz kimse yaşayamaz. Dolayısıyla sevgi bizim en temel besinimiz aslında. Her ne kadar bir gıda takviyesi gibi alamasak da sevgisiz kimse yaşayamaz. şimdi ee, sevgisiz yaşaya, kimse yaşayamaz ama sevginin dozunu arttırman gereken burçlar var onlardan bir tanesi de boğa herhalde değil mi? Kesinlikle. Sevmeyi e, sevmeyi çok seviyor. Boğa Çok seveceksin. Seveceksin. Ya, daima gibi. seveceksin ve çikolata yerken asla karışmayacaksın. Çikolata yerken. <gülüyor> bir <gülüyor> de uyurken. Kalori, bırak evet. uyansın. Kalori yapacak demeyeceksin. Ay, Sevgili karışman. boğa. Hı -hı. Hmm. Evet isteklerin için istemen yetiyor. Güçlü iradeni kalıcı isteklerin üzerine yoğunlaştırmaya bak. Bunu özellikle söylüyorum. Şu anda bir şey istiyorsanız onunla alakalı acaba keşke öyle mi yapsaydım, böyle mi yapabilir miyim gibi sorgular da bulunmayın. Sorular hmm, sormayın. Hmm. Gerçekten hedefinizin ne olduğuna tam olarak karar verin ve o hedef doğrultusunda da ilerleyin. Boğa burcu kararlılığıyla bilinen bir burçtur ama son 3-4 senedir yaklaşık olarak ilk defa hayatında karar verme güçlüğü çekiyor olabilir. Öyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım, öyle mi gitseydim, böyle mi şu işimi yapsaydım kararsızlık çekiyor olabilir. Normalde ne istediğini çok iyi bildiği için ne istemediğini de çok iyi bildiği için hemen karar verirken son 3 -4 yıldır böyle bir gidiyor geliyor tekrar öyle mi böyle mi? Şimdi şu anda isteğiniz neyse ona kendinizi kanalize edin ve onun üzerinde yoğunlaşın. Gerçekten güçlü bir iradeniz var. Zaten hayattan çoğu zaman istediğiniz şeyleri de alabilme kabiliyetine de sahipsiniz. Bunu da unutmayın. Bunun dışında bugünlerde biraz abartılı tepkiler vermeye e, ee, yapmadığınız kadar abartmaya müsaitsiniz. Yani işte kimle neyleri abartabiliriz? Mesela aylardır annenize, babanıza, evdeki evi beraber paylaştığınız insanlara susuyorsunuz mesela, sabrediyorsunuz. Bugünlerde sabredemeyip patlama ihtimaliniz var. Duyduğunuz bazı şeyler, sözler, düşünceler, dedikodular sizi çeden çıkarabilir ve bu 2-3 günlük süreçte biraz birilerini paralama ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunlar çalışanlarınız da olabilir, aile bireyleriniz de olabilir bu arada. Şimdi ev, yuva, aile ve emlak konuları önümüzdeki 15 günlük süreçte çok önemli hale gelecek. Aile bireylerinizin size normalden daha çok ihtiyacı olabilir. Kardeşinizin, ablanızın, babanızın, annenizin biraz daha desteğinize ihtiyaç duydukları bir sürece giriyor olabilirsiniz. Bazılarınız ev almak için, mülk alım satımı için harekete geçebilir. Bunun da sizden tabii ki bedeli çıkacak. Çünkü Ay Jüpiter karesi birazcık hani yüklü miktarda harcamaları ve lüks harcamaları düşündürdüğü için bir borca girebilirsiniz, bir şeyin altına girebilirsiniz ev almak için, araba almak için, şartlarınızı daha iyi hale getirmek için. Girmeyin demeyeceğim, sadece dikkatli olun. Çünkü böyle de bir zamandan geçiyorsunuz. Yani bir şeyin sahibi olmak, bir mülkün sahibi olmakla ilgili güçlü bir enerjinin altında olduğunuzu söyleyebilirim. Birazcık aile içi sorumluluklarınızın artması dışında genel olarak çok şanslısınız hele ki 28-29 Ocak'ta. Oh ne güzel. Venüs Jüpiter üçgeni burcunuzda bulunan Jüpiter'in Venüsle yapmış olduğu olumlu kontak size aşkı, sevgiyi, dostluğu çok yakın hissettirebilir. Gerçekten uzun zamandır aradığınız maddi şartlar ve manevi şartlar bir anda oluşmaya başlayabilir. Hem duygusal dünyanızda güzel gelişmeler yaşarken hem de maddi konularda iyi gelişmeler açık olduğunuzu söyleyebilirim. Sadece bugün dolunay günü ve bundan sonra takip eden iki günlük süreci birazcık dikkatli atlatmanızda yarar var. Siz de dolaşım, kalp ya da aile büyüklerinizi bu konuda ikaz edin. Tansiyon hastası bir büyüğünüz varsa veya kalbinde sorun olan Bugünlerde lütfen ağır beslenmesinler. Hele ki böyle yemek yiyip uyumak falan bugünlerde asla yapmamanız gereken bir şey. Kolesterolünüzü, tansiyonunuzu çıkaracak şekilde beslenmemeniz. Siz de sevgili boğalar aile bireylerinizi bu konuda ikaz edin. Özellikle böyle bir hastanız varsa bu aralar biraz daha dikkatli olmasına yarar var. Aşktan yana şanslı, maddi, maddiyattan yana şanslı. Şanslı da şanslı ama işte duygu ve öfke kontrolü konusunda dikkat etmeli. Esmaları? Bak yağ malikel mülk. Ya hay malın ve mülkün gerçek sahibi bunu benim hayatımda yarat. Kayyum ve ayakta tut. Ve, ve daimi olsun. Bak size çok isim verdim bu hafta. Hepsini de zikredin vallahi Arda arda. <laughs> bu arada e, gerçekten hepinizin güzel enerjisini istiyorum. Buradan da kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşımın annesi sevgili Ülkü teyzemiz şu anda hastanede bizi izliyor. Ay çok geçmiş olsun. E, Acil şifalar diliyorum. Her şey düzelecek. Çok iyi olacaksınız. Güzel Çok günlerinize kavuşacaksınız. Olsun. Hasta yatağında bizi izleyenler, hastanelerde bizi izleyenler. Allah var keder yok. Mutlaka ve mutlaka siz de bir an önce içinde bulunduğunuz o zorluktan kurtulup güzel günlerinize kavuşacaksınız. Ülkü teyzeciğim size de güzel enerjilerimi gönderiyorum. o da bir boğa burcu. Şu anda ekranda bizi izliyor. Vallahi gözlerim doldu sevgili Elif'le beraber acil şifalar diliyorum size. Bütün hastalara. Amin. Beraberinde. Amin. İkizler ve yükselen ikizler. Vallahi arkadaşlar sadece hayatta sağlık önemli. Valla öyle. Hele de zaman geçtikçe insan bunu yani anlıyor. O yüzden geç olmadan herkes anlasa çok iyi olur. Sağlık da bu arada çok gülü, gülüyorum. Kim böyle gıda takviyesi işte yıllardır şunu kullanıyor. Ya bakıyorum ama sana yaramamış. Millete tavsiye ediyorsun. Birine denk geldim. İşte sabahları şunu içiyorum, akşamları bunu içiyorum. En önemli gıda <laughs> takviyesi kesinlikle huzur ve sevgi. Yani ben hayatımdaki hastalıklarıma bakıyorum. Çok ağır hastalıklar geçirdim biliyorsun. Hiçbirisi beslenmeye kaynaklı değil. Hepsi üzüntü kaynaklı. E tabii çok önemli. Şöyle yani beslenmenin tabii ki hayatımızda evet. çok büyük bir yeri var. Stres zaten hastalıkların anası. Başı yani zıplatan Ama en güzel ilaç ne biliyor musunuz? Uyku. Uyku, sevgi, Uyku huzur. iyileştiriyor. Aynen öyle. Aynen. Bunlar olmazsa hiçbir şey olmaz. Evet ikizler sözlerinde ego ve büyüklenme olmadığından emin ol ikizler. Yani yapmaz normalde ama 3. evinde aslan dolunay yapmaz olunca mı? bir 12. evinde Jüpiter. Bir abartabilir az önce söylediğimiz gibi ben ayım paşayım <laughs> kralım böyle şeyler sakın söyleme. Ama haklıyım bazen öyle oluyor insan haklı olabiliyor yani geri geliyor diyorsun ki ya, bir, bir dur yani sen bir kendine bak. Ama bu aralar böyle konuşmalar yapmaktan kaçınsanız çok iyi olur. E, bu da sizi güdülediği için yapıyor olabilirsiniz. Yani bir şeyler sizi rahatsız ediyordur ve birilerinin damarına damarına basmak isteyebilirsiniz. Lütfen kendinizi çok abartarak yanlış durumlara sürüklemeyin. Büyük konuşmayın bir kere çok önemli büyük konuşmayın. Yaz boyunca ikizler ve yükselen ikizler büyük konuşmalarıyla sınandılar Nur. Kim yazın büyük konuştuysa ikizler olup ya da yükselen ikizler olup hepsi sınandı. Şu anda da böyle bir sınavınız var. Bu önümüzdeki 15 gün düşünce ve söylemlerinizde ego veya işte baskıcı tutumlardan kaçının. Sen işte mesela ayrıldın sen benim gibisini bulamazsın da şöyle de böyle öyle de bir bulur ki öyle dedin ya gider bulur. Mesela ya da işte sen bana bunu yaptın ben şöyle biriyim böyle biriyim bu konuşmalara girmemeye çalışın. Evet çok değerliyiz hepimiz çok değerliyiz yerine göre ama bunu böyle egolu şekilde yapmamamız gerekiyor, kontrol etmemiz gerekiyor. Düşünce ve söylemlerinizde abartıdan kaçının. Yakın çevrenizde bilmediğiniz bir dedikodu, bir haber duyulabilir, şaşırabilirsiniz. Yakın çevrenizden birileriyle alakalı önemli gelişmeler yaşanabilir ve siz de bu gelişmelerin etkisinde onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Birazcık düşüncelerine, söylemlerine, konuşmalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Büyük konuşmaktan kaçınmaları gerekiyor. Yakın akrabalarınızla da iletişiminize dikkat edin. Çok böyle tartışmalı konulara girmeseniz çok iyi olur. Önümüzdeki 15 gün yakın çevrenizde kurduğunuz ilişkiler de sizin için çok önemli olacak. Araba alabilir, elektroniklerini yenileyebilir. Bir böyle yenilenme süreci, ev eşyalarını yenileyebilir. Bir yenilenme sürecinden geçiyorsunuz. Ve bir eğitim almaya başlayabilir ve bu eğitim onun hayatında çok önemli gelişmelere, güzel gelişmelere sebebiyet verebilir. Bilginin ve eğitimin ona çok katkı olacağı bir süreçten geçiyor. Kesinlikle ikisler Yollar, seyahatler, yolculuklar, pasaport, vize işlemleri, uluslararası ilişkiler, yabancılarla ilgili konular, hukuki konular. Bunların hepsi hayatınızda çok önemli hale gelmeye başlayabilir ve bu konularla alakalı destek bulmak konusunda şanslısınız. Özellikle 28-29'unda da ev, yuva, aile, iş konularında müthiş şanslılar. Aradıkları parayı bulabilirler, ev alabilirler, araba alabilirler. Maddi destekler e, alabilirler. Aşktan yana da şanslılar ama işte biraz egolu çatışmalara dikkat etsinler. Esmaları? Ya Fettah, bu kendinizi tanıtın bu arada. İşinizle ilgili varsa reklam e, düşünceniz, bugünlerde hemen başlayabilirsiniz Dolunay'la beraber bu akşam itibariyle. Reklamlarınızı, duyurularınızı da yapın. Etkisi büyük olur. Efendim? Yengeç. Yengeçler. Anam yengeç ne kadar şanslısın sen bu hafta. Bak yüzüm güldüğü an bunu bilin yani. Şunu da görüyorum. Gülüm ne kadar şanslısın sen. Vallahi yengeçler çok şanslı. <laughs> Niye ama? Dolunay para evinde. Evet. Jüpiter-Venüs üçgeni efendim... Allah! E, o da ilişkilerini etkiliyor. E daha ne olsun? Uzun zamandır Mars, Plüton, işte hep Oğlak Burcu'nda böyle bir savaşlar içindeydiniz. Belki partnerinizle ya da ortağınızla ya da hayatla. Bütün arızalar gelip sizi buluyordu ya belki. Ya da kendinle kavga ediyordun hep. Her zaman. O zaten <laughs> atasporu yengecin. Hem kendiyle kavga eder. <laughs> Ama... Ama bir, a, yani evet ataspor yengeç burcunun. Ama velakin şimdi işte yüzünüzü güldürecek gelişme var. Bir kere Değil elinize mi? çok güzel para geçebilir. Dolu dolu dolunay size bereketle gelebilir sevgili yengeçler. Bir kere bunu açık olun. Bu arada dolunayın böyle bir tarafı var biliyor musunuz? Dolunay çok güzel para getiriyor. Mesela bir işin olmaz, bağlanmaz. Tam dolunay zamanı olur. Tam dolunay zamanı iş gelir. Gerçekten dolu dolu dolunay bana bereketle gelir. Hep bunu söylememin sebebi bu. Ama özellikle yengeçlere gerçekten bereketle gelecek. Süper. Ee, ve yengeçler bu hafta son zamanlarda çok yıprandığınız için. Ya son iki ayları yengeçlerin çok zor geçti. Hem sağlık hem ilişkiler her anlamda. Çok zorlandığınız için şu anda kendi değerinizi anlamaya başlayacaksınız. Ya ben niye kendimi bu kadar üzüyorum? Ben değersiz birisi değilim. Böyle bir uyanış inşallah tabii yaşayabilirsiniz. <laughs> yani inşallah da ekliyorum çünkü yaşayamayabilirler. Yengeçler öyle bir tarafı da var yani bu fırsatı kaçırmayın. Gerçekten kendi özdeğerinize odaklanın. Birazcık böyle yüz bölgenizde, boyun bölgenizde, saçlarınızda bir takım değişimler yapma arzusunda olabilirsiniz. Aynı zamanda 28 ve 29 Ocak'ta ayın Başak Burcu'na geçip Jüpiter-Venüs üçgenini de tetiklemesiyle beraber ilişkilerinizde barışmalar, kucaklaşmalar, sevgi dolu gelişmeler yaşamaya çok müsait olacaksınız. Kesinlikle enerji çok güzel akıyor. Öncelikle maddiyatla başlayan güzel bir şans ardından ikili ilişkilere yakın çevre ilişkilerine işte yine araba almak isteyenler ya da işte bir yerden beklentisi olanlar arkadaş çevresiyle alakalı mutluluklar yaşayanlar destek alanlar çok önemli alanında çok başarılı insanlarla tanışabilirler destek alabilirler onlardan hem dost desteği var hem ilişki desteği var hem de yakın çevre desteği var. Ve gerçekten ilişkiler anlamında sizden çok güzel haberler bekliyorum. Bu önümüzdeki 15 günlük süreç sizin için hem maddi anlamda hem ilişkiler anlamda güzel. Ama önümüzdeki hafta sizi uyardığımda ama öyle diyordun demeyin. Çünkü Plüton Mars 8. evinize doğru yerleşiyor. Harcamalarınıza dikkat edin. Akarken tutmayı bilin sevgili yengeçler. Evet ya Muni ya Rezzak paranız daha da çok artsın diye. Size katkı olsun diye. Sevgili yengeç bereketin bol olsun. <laughs> Nasıl dinle beni? Ama ne güzel şeyler söyledin <laughs> çok ya. Diyor. Sanki kendi hayat gözünde canlanıyor. Gözünde canlanıyor bütün burçların hayatları ve mutlu oluyor burada sizin adınıza. Evet herkes mutlu olsun. Ne güzel evet herkes mutlu olsun. Peki Vallahi. mesela bu hafta şansı çok açık ya yengecin hani ne yaparsa bu şansı yok eder neye evet, dikkat etsin? Oturup sadece negatife odaklanırsa işte geçmişe odaklanırsa ayrılığa odaklanırsa hmm. kendisini değersiz bir kere her zaman şunu hatırlatacak yengeç kendine. ben antrenmanlıyım bu konuda. Ben de bir annenin çocuğuyum. Beni kimse üzem, benim annemi kimse üzemez. Bakın siz üzüldüğünüzde anneniz üzülüyor. Bu her zaman böyledir. Bir insan üzüldüğünde annesini düşünecek. Ya bir hele de anneyseniz yani sizin evladınız ayağına taş deyince ne hale geliyorsunuz? Onu bırakın hadi kedinizin köpeğinizin birisi tüyünü terse tarasa birisi ay bu kedi de buradan çıkar nasıl kalbiniz kırılıyor değil mi? Başınıza bir şey geldiğinde en çok annenizin yüreği sızlıyor. O kadına bunu yapmaya hakkınız yok. Biri sizi üzdüğünde kendinize şunu söyleyin. Sen benim annemi üzmeye değmezsin. Ben senin yüzünden annemin yanında ağlayan üzgün bir insan olmayacağım. Çünkü ya da beni üzmeye de değmezsin yani. yani öyle. Ben hep bu yengeç anneye çok hassas ya. Buradan bir hatırlatmak istiyorum. Lütfen hem annenizi ağlatmayın. Hani derler ya en basiti annesi, annesini ağlattı. Annesini ağlattı ne kadar asla ağır. Çünkü anneler ağlamamalı. Ve siz de kendinize bir anne şefkatiyle yaklaşın. Kimse için kendinizi üzmeyin. Böyle yaparsanız çok daha yararlı çıkarsınız. Reklama gideceğiz ama bir şey soracağım. Elinde ne var? Program ne? başından beri bir şey var elinde. Ametist. Ama bir dakika reklama gidip soracağım. Niye onu taşıyorsun? <laughs> Ay Hüseyin tam heyecanlı yerinde kesiyorsun ya. Yani. Bugün incikli boncuklusun merak ettim valla. Dolunay var. Az sonra. <laughs> Efendim sevgili yengeçler şahane bir haftaya girdiğinizin haberini verirken... Hemen koşarak aslanlara geliyoruz. Parıl, 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 parıl parlıyorsun aslancım ama aman alev alma. <laughs> Bak işte bu denge çok önemli. Orayı görmedin tabii. Görmedim. Parıl, parıl parlıyorsun ama sakın alev alma. Bu yorumu Ay Burcu Aslan olanlar da dinlesinler. Aha. Neden? Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Astroloji yorumlarını Ay Burcu'nuza göre dinlememelisiniz. Çünkü... Bu sizi doğrudan etkileyen bir etki değil biz biz astrologlara göre tabii ki çeşit değişebilir ama bizde öyle bir şey yok. Yükseleninize yükseleniniz de bilmiyorsanız burcunuza göre, güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Ama eğer ki sizin ay burcunuzun olduğu burçta bir dolunay, bir yeni ay, bir tutulma varsa mutlaka dinleyin. Çünkü mesela benim ayım Aslan. Ben şimdi yeni ay dönüşüme giriyorum. Bu yorumlar beni de çok ilgilendiriyor. Çünkü benim doğduğum zamanki dolunaya benzer bir dolunay deneyimliyorum. Dolayısıyla Ay burcu aslan olanlarda yükseleni özellikle tabii ki birinci sırada ve güneş burcu aslan olanlarda beni dinlesin. Bugünlerde hayatınızla ve kendinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Aynı zamanda kadınlarla, kadın figürlerle, anne, abla, arkadaş, işte eş, dost, kadın figürlerle ilgili konuların ve tartışmaların ya da önemli mevzuların içinde yer alabilirsiniz. ...hayatınızda değer verdiğiniz... ...önem verdiğiniz veya önem vermek zorunda olduğunuz... ...mesela işte kardeşinizdir... ...belki anlaşamıyorsunuzdur ama... ...kan bağınız olduğu için... ...özellikle kadın figürlerle ilgili ve ailenizle ilgili... ...önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz... ...kendinizle, dış görünüşünüzle alakalı... ...yenilenme, değişim... E, ...böyle tutkusu artabilir... ...kendimi yenilemeliyim, kendimi değiştirmeliyim... ...biraz kendime bakmalıyım gibi... ...böyle bir güdülenme içerisinde... ...olabilirsiniz... ...ne demiştik hani ikram ve celal aynı anda hükmediyor. Hem içinde bolluk, bereket, ışıltı, parıltı, özgüven barındıran hem de maalesef bazen ego, gereksiz liderlik, baskıcılık, otorite kurma arzusu, kontrolcülük barındıran bir enerji altındayız. Dolayısıyla bu iki konuyu, bu konuları dengelersek çok iyi olur. İnsanın en büyük hatası zaten özgüvenle ego arasındaki farkı, yüksek ego arasındaki farkı ayırt edememesi oluyor. Özgüven hepimize lazım. Ben bunu yapabilirim. İnşallah niye yapmayayım ki? Bu özgüven ama ben harikayım, ben mükemmelim, sen bana bunu yapamazsın veya işte liderlik, baskıcılık bu ego. İşte bunun ikisi arasındaki ayrımı sizler bu ara çok doğru yapmalısınız. Şu önümüzdeki 15 günlük süreçte sizin için önemli tanışmalar, önemli konuşmalar, önemli gelişmeler yaşanabilir. Hı hı. Hayatınızda bitişler ve başlangıçlar evresinde olabilirsiniz. Yeni kararlarla, yeni duyurularla, yeni haberlerle ortaya sahneye çıkabilirsiniz. Sevgili aslanlar, lütfen bu aralar kalp sağlığınıza en başta kalbinizi incitmemeye, kalp kırmamaya ve kalbinizi kırdırmamaya da çok dikkat edin. Önümüzdeki birkaç günlük süreçte pasaport vize işlemleri, eğitimler, seyahatler, öğrenciler için hoca öğrenci ilişkileri birazcık kritik geçebilir. Konuşmalarınıza dikkat etmeniz gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Kariyer hayatınızda, iş hayatınızda birlikte çalıştığınız insanlarla da tartışmalara çok açık görünüyorsunuz. Bu konuda da dikkat edin. Ama gönül dolusu bir aşk, gönül dolusu bir sevgi, gönül dolusu bir başarı sizi bulabilir. Dediğim gibi Kırıl pırıl parlıyorsun ama alev alman da mümkün olabilir. Çok dikkatli olman lazım. Özellikle 28-29 Ocak'ta bolluk bereket kapıların, iş kapın, kariyer kapın maşallah ardına kadar açık. Bunu da hatırlatmak isterim. Hadi bakalım. Tam reklama giderken esmalarını söyledik mi? Ya selam. <laughs> ya selam Esma'nız. Esen. <laughs> Tam reklama giderken şey dedim. Bugün gerçekten e, Şükür seni şükürüm. bugüne kadar hiç <laughs> görmediğim kadar incik boncuk dolusun. Evet hepsinin. E, bana... elindeki. Elimdeki de tesbihim. Ametist. Özel bir şey var mı? Evet tabii. Şimdi benim kendime göre dualarım var. Onları okuduğum zamanlarda hep elimde tutuyorum kendime göre enerjisini. Mesela şöyle kullandığım her şey bu arada doğal taş olmak zorunda değil. Daha çok bu arada metallerin etkileri yani altının, bakırın, demirin etkisi doğal taştan çok daha hızlı hareket ediyor. Muhittin İbn Arabi diyor ki doğal taşların mutlaka insana faydası vardır ama bu faydalar taştan kaynaklı. Mesela taşı tavaya koyduğunuzda eritebilir misiniz? Eritemezsiniz. Taş oldukları için hemen insana tesir etmez zamanla tesir eder diyor. Ama metallerin e, insana işte insan vücuduyla uyumlanması ve sıcaklığı çok daha hızlı tesir eder diyor. Dolayısıyla metaller özellikle benim için çok daha önemli ama ben böyle kendi eşyalarımı kendi enerjimle kodluyorum. O yüzden de hep yanımda başucumda yatağımın başında kitaplarım e, işte kendi eşyalarım o enerjinin bana geçmesi için niyetiyle. Buna önemli olan niyet bu arada. Zaten yani. biz senin o güzel enerjini alıyoruz. <laughs> Teşekkürler. Şimdi sevgili Başaklar çok güzel işler başardın bir hafta olabilirmiş bu hafta. Peki aşk mı, iş mi, sağlık mı? Hangi konuda uyarın var bir görelim. En başta aşktan yana çok güzel gelişmeler bekliyorum sizden ama hemen değil. Özellikle yükselen burcunuz Başak'sa bu yorum sizin için en fazla geçerli zaten. Böyle bir takım arkanızdan dedikodular dönebilir, bir takım böyle duyumlar alabilirsiniz, ruhsal olarak kendinizi çok huzurlu hissetmeyebilirsiniz, dinlenmeye çok ihtiyaç duyabilirsiniz. Birazcık böyle özgüvenli olmaya çalışırken güveninizi toparlamanız çok kolay olmayabilir. Başak burçları için bugün itibariyle birazcık geri çekilme zaman, ta ki pazara kadar çok böyle ortamların, sohbetlerin, münakaşaların içinde olmamaya çalışın. Bak özellikle ikaz ediyorum. Bugünden itibaren, bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi. Kesinlikle ortadan bir kaybolun. Şöyle bir çekilin. Çok güvendiğiniz, çok sevdiğiniz aile bireylerinizi hariç tutuyorum. Ama kendinizi, yüzünüzü biraz özletin. İnsanlara yorum yapmayın. Sizden tavsiye istemeyenlere tavsiye vermeye çalışmayın. Bırakın onlar kendileri size gelip o tavsiyeyi sizden rica etsinler. O noktaya kadar bekleyin. Ondan sonra ne olacak peki? Ay Başak Burcu'na geçecek ve pazar günü itibariyle Venüs-Jüpiter üçgende sizin lehinize çalışmaya başlayacak sanki şey gibi düşün. Kuş kullanacak belki, belki biraz Hı -hı. üzülecek, belki ufaktan hasta olacak, belki biraz bir şeylere kafasını takacak ama sonra onun sevincini de beraberinde taşıyor Yaşayacak. bu enerji. Hani üzüntünün arkasından gelen ferahlık gibi düşünün ya da çok kafayı taktığınız bir konuda nihayet huzura erebilirsiniz. Bir kere aşktan yana çok şanslısınız. Muazzam. Venüs-Jüpiter üçgeni ayda bunu destekliyor. 28-29 Ocakta teklifler alabilir. Mesela belki sevgilisin onu sevmediğini düşünüyor ya da ona layık olmadığını düşünüyor. Tam tersi sevgilisi, eşi seni çok seviyorum, sen bana layıksın, sen benim canımsın diyebilir. Çocuklarıyla alakalı kaygıları varsa, sevdikleriyle alakalı kaygıları varsa bunlar ortadan kalkabilir. Gerçekten 28 ve 29 Ocak Başak Burçları için çok verimli, çok bereketli enerjiler taşıyor. Aşkta, işte, arkadaşlıkta, seyahatlerde, eğitimlerde, çocuklarla ilgili konularda, evlilikle ilgili konularda muazzam şansınız yüksek. Önümüzdeki 10-15 günlük süreçte asla Başak Burçları'ndan da ben bir böyle bir nişan, nikah hatta Mart'ı da dahil edebiliriz buna. Güzel bir haberler bekliyorum. Gerçekten böyle bir şansınız var. Kalbinizi açın. Sadece bu birkaç gün. Normalde asla böyle şeyler pek söylemeyi sevmem. Yani geri çekil, kimseyle görüşme. Kimseyle görüşme demiyorum ama şu üç gün kendinizi biraz özletin. Özellikle kıymetinizi bilmeyenlere. Bir geri çekilin, bir sessizleşin. Kendi içinizde planlarınızı yapın. Bir kendinize zaman ayırın. Mesela ne bileyim masaja gidin imkanınız varsa. Ne bileyim kendiniz bir duşlar alın uzun süre bir yağlarınızı sürünün. Kendinizle ilgilenin. Tavsiyem bu size en önemlisi. Esmalarım. Ya Hafiz ya Rahman. Peki sevgili terazi ve yükselen teraziler eğlenceler kutlamalar şans senin neymiş bu hafta? Peki bu kutlamalar ve eğlencelerin kaynağı ne? Neyi Aslan kutlayacaksın? Oh. Ne için e, kutlama yapacaksın? Yeni bir aşk mı geliyor? İş mi var? Para mı? Bir kere... <laughs> ya bir şey sen Normal halim gibi davranmıyorum burada ama beni takdir ediyor musun? Beni takdir musun? Kendimi güzel tutuyorum değil mi? Tutuyorsun. Hı. Ama kendini tutmam yine. Tutmuyorum o zaman. Çünkü yani biz seni gerçekten bu en çılgın halinde seni sen olduğun için seviyoruz. Çok şükür ne mutlu. Yani senin kalbini yüreğini biliyoruz çılgınlığını biliyoruz. E ben boş boşuna anons ederken de Türkiye'nin en çılgın <laughs> astroloji uzmanı demiyorum. Vallahi üzerine başka bir çılgını yok. Teraziye sevindim şu an. Oynama geldi. Çünkü niye? Terazinin 11. evinde bir aslan dolunayı var. Allah. Zipiterle abartılan. Ne oluyor? 5. evinde güneş. Bir kere terazilerin önümüzdeki 15 günü bir kutlamayla geçebilir. Evlilik teklifi alabilir. Parmağında yüzükler, kolunda ne? takılabilir. Veya kendisi sevdiğine yüzükler takıp evlilik teklif edebilir. Süper. Bir takım düğünlerin, derneklerin, kutlamaların içerisinde yer alabilir sosyal çevresiyle alakalı konularda güzel gelişmeler yaşayabilir. Arkadaşlarının sevinciyle kendisi daha çok sevinebilir. Bu aralar düğün, dernek, davet gibi şeyler olursa lütfen evde durmayın. Zaten çok seversiniz evde durmayı sanki. Giyinin, süslenin, kuşanın, terliklerinizi, şeylerinizi güzel güzel pomponlarınızı takın. Gidin o davetlerde görünün çünkü aşk size buralardan gelebilir. Mesela yalnızım ama kim bana teklif edecek diyorsanız önümüzdeki 15 gün davetlere, kutlamalara sıcak bakmanız gerekiyor gerçekten. Lütfen bunu yapın. Davetler, kutlamalar, işte sizi çağrılan yerlere gidin. Bu arada bebek haberleri, bebek kutlamaları da olabilir. Çocuklarının bir sevincinden dolayı bir kutlamaları da olabilir. Bir sevinç, bir mutluluk ve bir yükseliş yaşama ihtimali son derece yüksek. Çok hayal ettikleri, çok istedikleri bir şey olduğu için de çok sevinebilirler bu arada. 28-29 Ocak'ta hani bu aşk, dostluklar her şey maşallah çok güzel gidiyor. Bir de bu arada bir insana yarayan bir şey vardır. Hani bazı sert açılar bile bazı burçları yarıyor ya teraziye bu dolunay yarıyor işte. Çok istediği bir şeyi hayata geçirebilir ve çok güzel teklifler alabilir veya güçlü bir böyle destekle karşılaşabilir terazi. Ama işte 28-29 Ocak'ta da bitmiyor tabii. İş ve sağlık konularında bir iyileşme ve bir başarı elde edebilir. Yani mesela işte sağlık sorunu varsa bundan iyileşme görebilir, iş arıyorsa iş bulabilir, aileden bir beklentisi varsa bunu alabilir. Miras özellikle mal bekliyorsanız hakkınız olan bir şey varsa aile içinde hakkınız yeniyorsa veya aile büyükleriniz aranızda bir tartışma varsa bununla alakalı da güzel gelişmeler olabilir. Alım satım, mülk edinme, iş ve sağlık konularında ve aile içi problemleri düzenlemek için de 28-29 Ocak çok verimli gözüküyor. Yani kutlamalarınız var. Sizi olumsuz etkileyen pek bir şey yok. Sadece dediğim gibi her, hepimize yapılan o genel uyarılar var ya onlara da dikkat edin. Çünkü abartılardan kaçınmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Doğru. Hakikaten abartılardan kaçınmamız gereken bir süreç. Peki bu aslan dolunayı abartılardan kaçınmamız gereken süreç 12 burçta en çok kimleri etkileyecek? A, tabii ki aslanlar, kovalar, akrepler ve boğaları etkiliyor yine. E, bunlar Bunları karşıt burçlar değil evet, mi? Evet bunlar e, sabit burçlar. Yani ve, aslan kova, boğa, boğa akrep. akrep. Özellikle e, bu burçların ilk 5 derecesinde hatta ilk 10 derecesini bile katabilirim ben ilerlediği şeyde. Gezegenleri olanları biraz daha fazla etkileyecek. Bir de ben şunu... Yani ilk 10 günü doğanları mı? Anlamadım. İlk 10 günü değil de onu çok... E, bak yani bilenlerin, ilgi alan olanların bir konusu. İlk 5 derecede bir şeyleriniz varsa daha ha. çok etkileniyorsunuz. Çünkü tam 5 derecede gerçekleştiği için daha çok etkiliyor. Ama sonuç olarak etkiliyor ama hepinize etkiliyor. Peki. Yani bu burçlar sabit ve inatçı olduğu için burada böyle bir kare oluşturuyor Dolunay. Dolayısıyla ben inadımdan vazgeçmem, sen inadından vazgeçme. O zaman hepimiz çatlayalım olduğumuz yerde oluyor. <laughs> Öyle bir durum. Ben inat, sen inat. Ne olacak bu işin sonu? Vallahi öyle. Kafiyeli olmadı ama olsun. Ya her zaman her şey kafiyeli olacak değil <laughs> evet, ya. Ve kafiyeli ama olduğunda da anlamlı olacak değil yani. Şu hayatta bazen öyle e, gereksiz inatlar yapıyoruz ki hayat ömür gelip gidiyor, biz yaptığımız inatla kalıyoruz. Değer mi yani? Akrep inatçı mıdır? Oo ya. Akrep inadın ana vatanıdır. <gülüyor> Akrep <gülüyor> inadın seksapelite'nin, cazibenin, tutkunun, paranın ...anavatanıdır. Gerçekten öyle. Değil. Hoş geldin Akrep. Bir de inadın mı? Bir de inadın anavatanıdır. vatanıdır. Tabii, o kadar. Öyle. Vallahi hiç abartmadan söyleyeyim. Kariyer ve inat deyince birinci sıraya Akrep'i oturtabiliriz Kesinlikle. o zaman. Kesinlikle. Bir kere Akreplerin en çok sevdiğim huyunu söyleyeyim, çok çalışkanlar. Evet. Ben bugüne kadar tembel bir akrebe denk gelmedim. Hiç. Özellikle yükselen Akrepler sanki çalışmak için dünyaya gelmiş gibi hareket ediyorlar, çok çalışkanlar. Onların bu huyunu çok seviyorum. Bir iş yerinde genel olarak yatmayan tipler. Tabii ki haritalarında çok ağır başka etkiler almıyorlarsa çok çalışkanlar ve onlar için şunu çok iyi biliyorlar. Duyguları çok önemli evet. Ama biliyorlar ki eğer hayatta saygın bir yer edinmezlerse kimse de onları ellerinden tutup bir yere getirmeyecek. O yüzden kariyerlerine de çok fazla önem veriyorlar ve genellikle ünlü olmaya, başarılı olmaya, lider olmaya da çok yatkınlar. Çünkü tepe noktaları Aslan. Yani yükselen akrepseniz veya güneşiniz akrepse size muhalefet eden enerji aslan veya tepenizde bulunan enerji aslan olduğu için siz gerçekten parlamaya, ünlenmeye, işinizde liderlik etmeye de çok yatkınsınız. İşte tam bu aslan dolunayında iş hayatınızda, kariyer hayatınızda bir sonlanma yaşanabilir. Ama bu sonlanmayı illa ki kötü olarak düşünmeyin. Artık bu iş bana hizmet etmiyor. Veya seninle artık ortak çalışmayacağım. Veya artık ben bu işi değil başka bir işi yapacağım gibi kararlar verebilirsiniz. Özellikle hiç işiniz yoksa ve iş peşindeyseniz Gerçekten liderlik edip yöneteceğiniz bir ortamda iş sahibi olabilirsiniz. Önümüzdeki 15 günlük süreçte aile bireyleriniz, anneniz ve babanız sizin için çok daha önemli olabilir. Buna evliler için kayınvalide, kayınpeder de dahil olabilir. olunca ev. Ve dolayısıyla patronlar, aile büyükleriyle biraz daha çok uğraşacağınız bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Bir duyuruyla, bir reklamla, bir tanıtımla da kendinizi çok güzel parlatabilirsiniz. Bir açıklamalarınız olabilir topluma karşı. İşte ben artık bu işi yapacağım veya şöyle bir yoldan ilerleyeceğim. Bir takım törenlerin içerisinde yer alabilirsiniz. Duyuruların ve yine bir markalaşma sürecinin içerisinde yer alabilirsiniz. Bu anlamda gerçekten şanslı gözüküyorsunuz. Ama 28-29 Ocak'ta şansınız ikiye katlanıyor. Hafta başında ve ortasında partnerinizle ya da ortağınızla çok gerildiyseniz, ailenizle çok gerildiyseniz hafta sonunda pazar gününden itibaren o gerilim enerjisi yerini sevgi ve barış enerjisine bırakacak. Yollar, seyahatler, ikili ilişkilerle ilgili konular, yakın çevre iletişimi hepsinde bir iyileşme ve güç kuvvet birliği görebilirsiniz. Zor bir zamandan geçiyorsanız eşinizi, dostunuzu, sevdiğinizi yanınızda çok daha güçlü ve sıkı bir şekilde görme ihtimaliniz de son derece yüksek sevgili akrepler. Peki akrepler için esmasında ya söyledikten sonra. Ya muhtedir tabii ki. İktidar iktidarınızdan lütfen. <laughs> ne güzel sevgili Akrep. Büyük işler, büyük sahneler bu hafta senin. Lütfen bunu çok ama çok iyi değerlendir. Aslan dolunayı herhalde onları olumlu şekilde etkileyecektir. Yani, yani? Olur mu? biraz güç çekişmeleri olur en başta ama sonrası gayet maddi manevi iyi akıyor. Peki. Yaylar ve yükselen yaylar. Hadi bakalım. İçindeki o çok büyük uyanış seni bekliyor. Ve gerçekten bugüne kadar yapamadığın çok şey belki bugün itibariyle ee, ...senin hayatını değiştirecek. Sevgili yaylar, bu Dolunay yay burçları için de güzel bir yerde. Bir kere eğer birinin canını yakmadıysanız, haksız bir olayın içine düşmediyseniz... ...veya bir hukuki olarak korkacağınız olay yoksa, bu Dolunay ise kesinlikle çok iyi gelecek. Kimlere kötü gelebilir? Aynen saydığım gibi. Birinin haksızlık yaptıysa veya birinin hakkını aldıysa veya hukuki olarak hukuk önünde... Devlet önünde onu suçlu duruma düşürecek bir açığı varsa dikkat etsin. Hı hı. Yani bu az bir azınlıktır muhakkak ama yine de ikaz etmek isterim neden dikkat etsin? Çünkü hukuki konularda bir tamamlanma yaşayabilir bu sert bir tamamlanma olabilir. İletişim konusunda bir hata yapabilir bu ona sert dönebilir. Bunun dışında yaylar, gezmek konusunda yeni yerler keşfetmek konusunda seyahatler yapmak konusunda pasaport vize işlemleri yabancı yerlere yerleşmek farklı bir şehre geçmek farklı bir kültüre adapte olmak konusunda önünüz açılıyor ve çok şanslı gözüküyorsunuz. Süper. Zaten en sevdiğiniz şey yazında Venüs Aslan'da retroydu. İleri geri derken gezdiniz gezdiniz. Eve gelmediniz yaylar hepinizi takip ettim. Hiçbiriniz eve girmediniz. Bütün arkadaşlarım yayların hepsi travel yani sürekli seyahatte sürekli seyahatte. E Aslan Dolunay'ı da bahane siz yine seyahate gidersiniz. Önümüzdeki 15 gün boyunca bol bol gezebilirsiniz. Geziyorlar süper. Gezemiyorum diyenler yeni bilgiler edinebilirler. Felsefi konulara, ilahi konulara daha üst düzey bilgileri açık olabilirler. Alacağınız bir eğitim sizi çok güzel parlatabilir. Bakın bugünlerde çok istiyorum bunu alayım dediğiniz bir eğitim varsa hemen harekete geçin. Özellikle ne zaman harekete geçin? E, bugün harekete geçebiliyorsanız bugün geçin. Geçemiyorsanız bir sonraki haftanın başını, pazartesi gününü değerlendirin. Çünkü hı hı. neden? Sizin için gerçekten bu aralar aldığınız eğitimlerin kariyerinize, parlayışınıza, başarınıza ve bereketinize çok katkı olacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Ayrıca başvurular yapmanız gerekiyorsa... Bir resmi işlemleriniz varsa bir şeyler yazmanız, çizmeniz, göndermeniz, posta etmeniz gerekiyorsa, kendinizi savunup müdafaa etmeniz gerekiyorsa da bu fırsatı sakın kaçırmayın. Kesinlikle seyahatler, yollar, fikir edinmek, yeni gelişmeler açısından çok şanslısınız. Çok merak ettiğiniz soruların cevabını alabilirsiniz. Bu arada dini, ilahi yolculuklar da yapabilirler. Hani kendi inancına göre herkes kendisine nasıl hani gitmek istediği, görmek istediği dini mesela bizim dinimize göre işte Umre'ye gitmek. ...ve işte başka dinlerde bilemiyorum hani onların kutsal mekanları neyse oraları gezmek... ...dolayısıyla inancınıza göre kutsal yolculuklar da yapabilirsiniz... ...bu yolculukları illa bedenen düşünmeyin manevi yolculuklarınız da olabilir... ...ve bu aralar rüyalarınız enteresan olabilir, rehber olabilir, yol gösterici de olabilir... ...bunu da söylemekte yarar var... ...kendinizi böyle bir içsel ruhsal olarak şifalandırın diye söyleyeyim... ...aşktan yana da şans veriyor, fiziksel parlayış olarak da şans veriyor dış görünüşünüze değişim yapmak için de şans veriyor. Hepsinden yana gayet şanslısınız. Bu aralar tabii birazcık iş yerinde çalıştığınız otorite pozisyonda kişilerle falan ya da yabancı menşeli bir yerde çalışıyorsanız orada birlikte bulunduğunuz kişilerle çok tartışmalara girmemeye çalışın. Bir bu konuda uyaracağım. Onun dışında gayet güzel gözüküyor. 28-29 Ocak'ta hem maddi konularda, hem kariyerle alakalı konularda, hem de parayla ilgili konularda harika bir fırsat sizi bekliyor olabilir. Gerçekten çok istediğiniz bir miras işten alacağınız bir tazminat hak ettiğiniz bir maaş ya da para size gelebilir sevgili yaylar bunu da söyleyeyim aşktan yana şanslılar mı evet çünkü dolunay onları olumlu etkiliyor güneşi yaysa güneşine üçgen yükseleni yaysa yükselenine üçgen veya işte özellikle hava ateş aksında bir şeyleri olanların daha çok olumlu etkilendiği bir süreç olduğu için hem kendini yenileyebilir hem aşk hayatında güzel gelişmeler yaşayabilir sevdiklerini alıp tatillere gidebilir gezebilir Lütfen ufkunuzu zihninizi hep pozitifte tutun Çünkü tam pozitif olmanız gereken ve onun Süper. da size geldiği bir zaman diliminden geçiyorsunuz Peki. ve ya Hay ya kayyum tam esmaları vakti, Evet Peki e, yine onlar da Aslan Dolunay'ından etkilenip hani düşünce ve söylemlerinde egolu olma diyorsun ya. Söylemden öte sanki şey gibi e, düşünürken çok abartabilirler. Mesela yaşadıkları... Duyguları onlar, mı abart? Duyguları, düşünceleri abartacaklar. Böyle duygularını da böyle hani daha kolay atlatabilecekleri bir şeyi çok büyütebilirler. Hı hı. Mesela işte hocam bana böyle dedi deyip günlerce üzülebilir bir öğrenci yay ya da işte ya bu hukuki karar çok kötü geldi ben hiç sevmedim deyip çok üzülebilir. Halbuki telafisinin olacağını düşündüğümüz bir süreç. Hmm. Yani çok kötü bir durum yoksa ortada. Bu arada bir tek olanla ölenin çaresi yoktur. Her şeyin bir çaresi var bu hayatta. Böyle birazcık büyütmemeye çalışın. Hani kaygı üretmemeye çalışın diyeyim. Farkını fark farkettir derken iş hayatında mı her, yoksa her yerde. ikili ilişkilerde mi? Her yerde her zaman farkını fark farkettir. Mesela girdiğin ortamda kıyafetinle... Kendine bu aralar daha çok özen. Konuşmalarında, düşüncelerinde, söylemlerinde daha özgüvenli. Bak e, kesinlikle egolu demiyorum. Özgüvenli ol. Hani e, başkalarına ispat etme derdiyle değil. Kendi kendine özgüvenli bir şekilde hareket et. Ve bir iş yapıyorsan ya da bir proje sunacaksan bu konuda ne kadar hani e, konuya hakim olduğunu karşı tarafa yansıt. Hmm. Evet ben bu işi istiyorum. Mesela iş başvurusu yapacaksın. Yay. Ben bu işi istiyorum. Çünkü şu şu konulardan dolayı ben bu işe çok yoğunlaştım ve bunun için şu kadar emek verdim. Benim bu konuda diğerlerinden farklı kılan şu 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 özelliklerim var. Hı hı. Bunu bunu fark ettirsinler ve bugünlerde biraz daha dikkat çekmekten, daha özenli olmaktan da kaçınmamalarını tavsiye ederim. Evet sevgili Yay, e, esmalarını da gördükten sonra oğlaklara geçeceğiz ama bir şey daha söyleyeceğim. Gördüğü, gördüğü rüyalar Yaylar yaylara... Yaylar yaptığını fark ettiniz değil mi? Ha, torpil mi yapıyorum? Vallahi yapıyorsun. Ama iyi yapıyorsun çünkü her hafta başımın etini yiyorlar yayları kısa söylediniz diye. E, Bana ha. her yerden yazıyorlar. O ya. yaptın. Söyle sor ben ha, devam ediyorum. Ben valla sizin gibi yani kendim yaymışım gibi soruyorum. Nerede o gün? Keşke Kalbi boş olan sende. yayın gönlü doluyor mu? Ee, dolabilir ta hemen değil ama dolabilir de oldu olmuyor. Anladım. hemen dolabilir. Değil. Yani, da, bir şey söyleyeceğim. Yalandan yere dolabilir deme şimdi. Doluyorsa doluyor, dolmuyorsa <laughs> bize, bize ümit vermeyin şey... astrologlar. Bak, <laughs> ümit vermiyorum <laughs> çocuklar. Bak gerçekten. Birçok yay arkadaşımız şu an ilişkileri çok güzel gidiyor ha. bu arada. Onu söyleyeyim. Stabiller devam ediyor. Yeni tanışmaları olanlar var. Çok güzel gidiyor. Yaylar ilişki olayınız kötü değil ama iş, para konuları, resmi konular biraz daha ön plana çıkıyor. Hmm. Fakat aslan donlayı size aşktan yana da şans getirebilir, parlaklıktan kendinizi göstermekten yeni tanışmalardan yana da şans getirebilir. Bununla ilgili maksimum şansınız Mayıs sonuyla beraber başlıyor. Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle birlikte başlıyor. E, maksimum şansınız şu anda şanssızsınız demiyorum ama maksimum şansınız. O zaman başlıyor. Peki. Bu arada keşke ikimiz de yay olsaydı Keşke. Hiçbir şey kafamıza takmaz, bavulumuzu alır, her hafta Gezert. bir yere. Evet. Şimdi rehber rüyalar dedin de aslında hepimizin rüyası rehber biliyor Hı -hı. musun yani? Herkesin rüyası kendine rehber. Çok merak ediyorum. Her sabah uyandığımda Nur'a sorarım. Nur bugün rüyanda bunu gördün <laughs> <laughs> Gerçekten bana soruyor ama bundan sonra rüyalarınız konusunda e, gerçekten beni takipte kalın. Hepimiz artık rüyamızı çok kolay öğrenebileceğiz. Biz seni sabah sabah rahatsız etmeden. Ve öyle böyle kimseye <laughs> muhtaç olmadan aman eve ona sor buna sor. Emin eller, emin ellere teslim edeceğim sizi. Çok yakında takip Surprise. edin. Surprise. Reklama gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım reklama gidiyoruz hemen dönüyoruz. Oğlaklar sizin için, kovalar sizin için, balıklar sizin için ve tekrar 12 Burç için çok özel tavsiyeler için az sonra buradayız. Evet 12 Burç için şahane tavsiyeler, ölmez tavsiyeler, uyarılar. Sizinle buluşmaya devam ediyor. Efendim sırada sevgili oğlaklar var. Sevgili oğlak, Jüpiter ve Venüs senin için parlıyormuş. Kesinlikle öyle. Ne güzel. Burcu'na Venüs yerleşti. Çok özür dilerim. Jüpiter ne Venüs ne? Yani biz neyi temsil ediyor oğlaklar için? Venüs ve Jüpiter astrolojideki iki tane iyicil eleman. Hı. Yani iyilik, sevgi, barış, güzellik, estetik, oh. bolluk, bereket, şans, fırsat bunlardan soruluyor. Senin için parlıyor. Ve... Venüs bir burca geldiği zaman o burcun mensuplarını parlatıyor. Harika. Daha bir aşk hayatında başarı getiriyor. Kendini Şahane. daha bir iyi hissetmesini sağlıyor. Ve Jüpiter de boğa burcunda olduğu için oğlak burcu ile boğa burcu arasında böyle bir güçlü etkileşim oluyor. Bu da onları hem aşk hayatlarında parlamak hem dış görünüşleriyle alakalı güzelleşmek, daha yakışıklı olmak, kendine bakmak hem maddi konularda şans ve fırsatlarla karşılaşmak için destekliyor. Hı hı. Jüpiter zaten şans gezegeni. Şans gezegeni şans evlerinde. Bak şans gezegeni şans evlerinde ve üst, üstelik de burçlarındaki Venüs'le e, çok güzel bir kontağı var. Dolayısıyla özellikle 28-29 Ocak'ta ayında buraya yerleşmesiyle birlikte başta uluslararası bir işi olanlar, resmi iş ve işlemleri olanlar, duyurusu ilanı reklamı olanlar, eğitimle alakalı konuları olanlar, hukuk yolculuk konuları olanlar bu alaka, bu konularla alakalı işi olan bütün oğlaklar için bir kere şans ve fırsatlar cepte. Bunun dışında çocuk sahibi olmak, hamilelik, bebek haberleri, e, aşık olmak, ilişkiler, nişan, nikah, kutlamalar bunların hepsiyle alakalı şanslar. Üçüncü olarak da dış görünüşlerinde yenilenme, saç, imaj, giyim kuşam, maddi olarak e, ferahlama, kendilerini değiştirme veya işte daha bir imaj yenileme, bolluk, bereket, aşk anlamında çok şanslı bir süreçten geçtiklerini söyleyebiliriz. Süper. Yani o uzun zamandır bekledikleri e, iyileşme hali 28 ve 29 Ocak'la birlikte beraberinde gelebilir. Fakat Aslan burcundaki dolunayda Birazcık kritik bir noktada oluyor 8. evde. 8. evde yaşanan gök olayları, doğuma hazır olmak, yeni bir evreye geçmek. Bazen gerçekten doğum yapmak, tam bunlarla ilgili şeyler de yaşayabilirler. Önümüzdeki 15 günlük süreçte mesela doğum vakti gelen Oğlaklar veya bir ameliyat, bir sağlık sorunu, ertelenmiş bir konunun tekrar gündeme gelmesi. Bunu kötü olarak düşünmeyin. Mesela işte bir apandis probleminiz var, hiç takmıyorsunuz. Bu artık hani gel bir müdahale edelime gelebilir. Veya bademcikleriniz çok kötü durumda bununla alakalı bir tedaviye başlayabilirsiniz. Aklınıza hemen kötü şeyler gelmesin. Fakat oğlaklar bu ara en çok kalbinize, kalp ritminize, dolaşım sorunlarına dikkat etmeniz lazım. Aslan Burcu'daki dolunay 8. evde sizi bu konularda da uyarmam gerekiyor. Yani dolaşım, kalp mesela baktınız bir sıkıntı hissediyorsunuz, bir sıcaklık, bir ritim bozukluğu. Bunları ihmal etmemenizde yarar var. Özellikle bu 15 gün çok böyle sağlıklı beslenin. Ağır gelen tansiyonu, vücudun dengesini birden bozan yiyeceklerden kaçının hali hazırda kilo vermeniz gerekiyorsa bir sağlık sorunu yaşıyorsanız da lütfen ayın başak burcuna geçmesiyle birlikte yani 28-29 Ocak'la birlikte harekete geçin ve artık hayatınıza sağlıklı beslenme, sağlıkla alakalı konuları yerleştirin sevgili oğlaklar. Bu konuyu lütfen özellikle size hatırlatıyorum ama gerçekten aşk, başarı, çocuk sahibi olmak, kutlamalar yapmak genel şans anlamında muazzam şanslısınız. Yani 28-29 Ocak'ta şansınızı konuşturun. Varsa Süper. bir yapmak istediğiniz bir şey Harekete de geçebilirsiniz diye söylemiş olayım. Aşktan yana şanslılar. Tutkulu bir dönemde olduklarını, güzel bir dönemde olduklarını söyleyebilirim. Birazcık bugünlerde altın, yatırım, harcama gibi konulara dikkat edin sadece. Bu çok önemli. Maddi konularda akıllıca hareket etmeye bakın. Çünkü yine uyarıyorum. Bu ara hani birçok kişinin eline güzel paralar geçse, iş imkanları olsa bile... ...Şubat ayı her birimiz için Mars'ın Plütonla kavuştuğu... Ve ekonomik anlamda çok dikkat etmemiz gereken bir sürece işaret ediyor. Her birimiz için. Ekonomik anlamda çok dikkat etmemiz gereken bir sürece işaret ediyor. Sadece Sakın... bir ay mı yoksa hani mesela 2024'te? Şubatla beraber şu ayda da ekonomik Öz anlamda gerçekten zorlanacağımız bir ay var diyeceğim. Ağustos, Temmuz sonu, Ağustos ayı da yine benzer şeyler olabilir ama özellikle e, birazcık Şubat. Mayıs'ta da benzer etkiler olabilir ama özellikle Şubat ayı ekonomik olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle siz Oğlak'larda bu konuda başta geliyorsunuz. 2025'te düzelir mi ekonomi? 2025'te Sonra mı konuşalım? <laughs> Şöyle. Evet, şöyle bir şey var. 2025'te hemen değil ama gerçekten Jüpiter'in yengece geçmesiyle beraber bir dar boğazdan geçip sonra çok güzel ferahlayabiliriz. Süper. Gerçekten. Zaten 2025'i çekeceğiz inşallah. Bir dar boğazımız var yani. Yine bir dar boğazımız var ama özellikle sene sonu başlayıp ...bir sonraki senenin neredeyse baharına kadar devam eden bir darboğazımız var. Hmm. Ama atlatamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Peki. Bunu sonradan konuşuruz seninle. Sevgili kovalar, <laughs> yükselen kovalar... ...özel hayatına birazcık daha derin bakma vakti gelmedi mi? Evet. Buyurunuz. Tam olarak öyle bir zaman. Kovalar hayata bir uyanış içerisindeler. Kendilerine bir uyanış içerisindeler. Son zamanlarda bir şey kaçırıyormuş hissine kapılıyor olabilirler. Çok fazla hızlı koşmuş... Ben ne yapmışım, arkamda kimleri üzmüşüm farkındalığını yaşıyor olabilirler. Sağlık, ilişkiler, kariyer, her alanda bir dönüşüm içerisinde olduğunuzu hatırlatmak isterim. Özellikle Aslan Dolunay ile beraber özel hayatınıza şöyle daha derin bir bakış atabilirsiniz. Bir kere yalnız olanlar için biraz egosu yüksek ama parlak, alanında başarılı insanlara çekilme ihtimali çok yüksek. Önümüzdeki Hı -hı. 15 gün boyunca siz kovalar, parlak, alanında başarılı, tutkulu ve lider vasıflı insanlara çekilebilirsiniz. Kadın erkek olmanız fark etmiyor. Eğer bir ilişkiniz varsa ilişkilerinizde ego ve güç çekişmeleri yapmaktan kaçınmanız lazım. Ama gerçekten benim ilişkilerimde sorunlarım var diyorsanız şöyle bir derin bakış atarak doğru kararı verme gayretinde olmanızı tavsiye ederim. Çok mutlu bir evliliğiniz varsa veya çok mutlu bir ilişkiniz varsa lütfen ego çatışmaları ve inatlaşmalarla bu ilişkinizi bozmamaya gayret edin. Ve sizin için özellikle uyarım Önümüzdeki haftayı tamamlarken e, yavaş yavaş Mars'ta burcunuza yaklaşırken birazcık daha sakin, sabırlı hayata bir kere geliyorsunuz bir kere. Hep o pozitif bakış açınız var ya işte onu gerçek anlamda konuşturmanız gereken bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Ego yarışları, güç çekişmeleri, liderlik gibi konular veya açık kavgalardan, açık düşmanlıklardan kaçınmanızda yarar var. Bu arada kendilerine bir bakış at, ilişkilerine bakış atarken kendilerine de bir bakış atıp onlar da kendilerinde bir takım yenilikler, yeni kararlar, yeni kariyer kararlarıyla gündeme gelebilirler. Eğer bir sağlık sorunları varsa, bir iş sorunları varsa, bir problemleri varsa bununla alakalı gerçekten şifa, başarı ve yükselişe çok açık görünüyorlar onu söyleyeyim. Yani sağlık sorununuz varsa şifalanabilirsiniz. İş probleminiz varsa şifalanabilirsiniz. Kariyer probleminiz varsa çok güzel haberler alabilirsiniz. Başarı sizi gerçekten böyle yani e, kuşun gökyüzünü özlediği gibi özledi. Tam öyle bir zamandan geçiyorsunuz. Başarılarınızla adınızdan söz ettireceğiniz, yükselişe geçeceğiniz, parlayacağınız bir zaman dilimi. Kesinlikle böyle bir zaman diliminden geçtiğinizi hatırlayın ve kimsenin sizin umudunuzu söndürmesine de izin vermeyin. Ama ilişkilerle ilgili bir dönüm noktası da yaşanabilir. Yani bir bitiş, bir dönüşüm, bir... E, ya da yeni bir evre mesela artık Hadi gel çocuk yapalım veya artık Hadi gel ilişkimizi ciddi bir aşamaya geçirelim böyle bir kendi kendine düşünecekler Eskiden kalbini kırdığınız birileri varsa onlarla da yüzleşmeler yaşayabilirsiniz Bu anlamda dikkat edin ama sağlık Şifa yenilenme zihninizi iyileştirme doğru doktorla karşılaşma doğru sağlık uygulamasıyla karşılaşma diyete başlamak detoks yapmak muazzam bir zaman dilimi sizin için ve çok e, hakları olan bir mirası ya da parayı önümüzdeki günlerde kovalar elde edebilir. Çok iyi. Yani onlar için de e, gerçekten güzel bir süreç. Hı hı. E, tavsiye de mesela özel hayatını düzene sokma vakti gelmedi mi derken e, yani özel hayatı Neden düzende, geldi? hayır hayır özel hayatı düzende olan kovalar da izliyor mesela onlara uyarın ne onlara uyarım özel hayatları düzende mi onu soruyorum bir önce soruyorum sonra ...geçen yazdan beri yaşadıklarını bir düşünsünler. Venüs Retro'ya girdi Aslan Burcu'nda... ...ve onlara ilişkileri, ortak işleriyle alakalı... ...çok yeni bir bakış açısı kazandırdı. Gerçekten çok iyi bir ilişkiniz varsa da... ...artık eşinizle yeni bir aşamaya... ...mesela eşinizin bir iş hayatına dönüşüm olabilir... Çocuk yapmak istiyorsunuzdur, o istemiyordur, o istiyordur, siz istemiyorsunuzdur. O artık hadi bir ilişkiniz vardır, evlenelim artık diyordur, siz istemiyorsunuzdur. Veya sizin parlayışınız, yükselişiniz ya da onun kontrolsüz yükselişi belki sizi rahatsız ediyordur. Size çok emek veriyordur ya da siz ona çok emek veriyorsunuzdur ama bir ortak noktada buluşmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yani çok mutlu bir beraberliği olanlar için de eşlerinin hayatında Önemli kararlar, başlangıçlar ve durumlar olabilir. Örnek veriyorum, eşi işi bırakıp başka bir işe geçebilir. Hı hı. Eşi bir ortak işe başlayabilir. Eşinin hayatında kendisiyle alakalı bir görevi bir sorumluluğu ön plana çıkabilir. Mesela sevgilisi askere gidebilir, sevgilisi yeni işe girebilir, sevgilisinin tayini çıkabilir. Aynı şekilde eşinin de öyle. Tayini çıkabilir bir yükseliş olabilir. Yani sizin ilişkinizde bir sorun olmazsa olmayacaksa ki olmasında, eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki bir değişime uyum süreci içerisine girebilirsiniz ve kendinizi yenileme arzunuz, parlama arzunuz sizi egoist birine dönüştürmesin. Buna çok dikkat edin. Yani yeter artık benim çektiklerim. Bundan sonra ben kendimi konuşurum gibi böyle birden egoist sıçramalar yapmamaya çalışın. Niye bu uyarı yapıyorum? Onların mayasında bu olduğundan ziyade karşı taraftan böyle bir dolunay etkisiyle birdenbire yeter artık ben de kendimi bundan sonra ortaya koyacağım. İnatlaşmaya girmemeye çalışsınlar. Bu ikili ilişkilerde iş hayatında da dahil mi? Evet, Genel ortak hayatın işler... tümünde mi? Aynen öyle. Çünkü kendilerine de yansıyan bir duygu. Ama iş, sağlık, miraslar, para konularında 28-29 Ocak'ta çok güzel bir şifalanma yaşayacaklarını da düşünüyorum. Hı hı. E, program başında konuştuğumuz mesela Aslan Dolunay'ı, e, Boğa'yı, Akrebi, Kova'yı, Aslan'ı etkiliyor dedin. Evet. E, Kova'da bundan en çok etkilenenler arasında hangi tarihe kadar e, bu etki bekleniyor Kova'da? Kovalar bir, bir ay kadar çok etkilenecekler ve bir ay boyunca bu tip etkilere çok açık olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Bir ay boyunca ego, güç çekişleri, inatlar, inatlaşmalar hayatlarında çok önemli olacak gibi görünüyor. Peki o zaman hemen geçelim. Neye geçelim? Sevgili balıklara geçelim. Uzun uzun sizde anlatalım sevgili balıklar. Siz de bunu hak ediyorsunuz. Avantajların, dezavantajların, tavsiyelerin ne? Bakalım sevgili Mine Ölmez bütün balıklara neler söyleyecek? Sen yeter ki kendine iyi davran, mutluluk seni takip edecektir. As, şey balık burçları aslan burcundaki dolunayda öncelikle iş hayatlarıyla ilgili yeni bir karar verebilirler. Hı hı. Bir işe başlamak, bir sağlık konusunun gündeme gelmesi, iş hayatında bir yenilik yapmak, bunlar olumu tarafları. E, fakat iş hayatlarında bir takım güç, kontrol, liderlik, öfke nöbetleri veya iş hayatlarında özellikle birlikte çalıştıkları insanlarla uyum yaşama problemi de yaşıyor olabilirler. Benim balıklara şey, iş yerini değiştirebilir, işini taşıyabilir, ofisini değiştirebilir, iş çalışanlarını değiştirebilir, yeni çalışanlarla anlaşmaya çalışabilir. İş hayatında önemli radikal güçlü değişimler olacağını söyleyebilirim. Bu arada bazıları eğer işi bıraktıysa, işten ayrıldıysa ruhsal olarak kendini kötü hissediyor olabilir. Ben Benim balıklara şöyle bir tavsiyem olacak. Sevgili balıklar sizden rica ediyorum. Şimdi Şubat ayına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şubat ayı sizin için birazcık psikolojik olarak çok takıntı yaptığınız bir ay olabilir. Yani bazı şeylerin etkisini çok güçlü bir şekilde içinizde hissediyor olabilirsiniz. Ve e, geçmişe takıntı yapmak, bir şeyleri böyle umutsuzlukla düşünmek, umutsuz e, olmak size iyi gelmeyecektir. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, huzurlu olmak istiyorsanız lütfen önce kendinizde bir derin kazı çalışması yapın. Bu çok önemli. Derin kazı çalışması ne demek? Ben ne yaptım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu hayatı nasıl düzenleyebilirim? bana beni üzenleri, bana küsenleri, beni hayata küstürenleri nasıl ayıklayabilirim? Hayatıma nasıl bir çeki düzen verebilirim? Sağlığıma nasıl bir çeki düzen verebilirim? En önemli çalışmayı kendi içinizde yapmanız gerekiyor. Hı hı. Bu süreçte alanında uzman psikologlardan, doktorlardan veya size yardım edebileceğiniz düşündüğünüz insanlardan da destek almayı ihmal etmeyin. Çünkü kendi içinde derin bir yalnızlık, kuşku ve kaygı yaşama ihtimali olabilir. Dolayısıyla tam böyle destek almanın, kendinize doğru bir yolculuk yapmanın zamanı. Ve insan gerçekten önce sevmeye kendisinden başlamalı. Kendisini sevmek, kendisini övmek anlamında değil. Kendisine saygısı olmak, değer vermek, bedenine saygısı olmak, değer vermek, uyku düzenini, beslenmesini ayarlamak ve kendine özen göstermek. Bunlarla başlamanız önemli. İş hayatınız ve sağlığınızı birinci plana almanızı rica edeceğim ve güzel haber, 28-29 Ocak'ta Venüs'ün, Jüpiter'in ve Ay'ın öyle bir desteğini alıyorsunuz ki sevdiceğinizle buluşmak, Oo eşinizle güzel. hasretler gidermek, sanki yıllardır beklediğiniz ödülleri almak. Gerçekten çok şanslısınız. Bu şansın çoğunuzu bulacağına çok inanıyorum. Mesela işte beklediği teklif gelebilir, onun da evlenebilir, nişanlanabilir, teklif alabilir, teklif edebilir, çiçekler gelebilir, mutlu olacağı şeyler yaşayabilir. Neden yana dostluklarıyla alakalı, barışmalar, kucaklaşmalar hediyeleşmeler yaşayabilir. Umutlarıyla alakalı, beklentileriyle alakalı güzel haberler alabilir. 28-29 Ocak'ta açılmak istediğiniz biri varsa açılabilirsiniz mesela. Ya da işte yapmak istediğiniz bir teklif varsa yapabilirsiniz. Partiler, kutlamalar, organizasyonlar, çocuklar, aşk hayatı, ilişkiler, ortak işler, bir işi başarıyla tamamlama konusunda kesinlikle balık, balık burçları çok şanslı. Barışçıl bir enerji var. Sizi üzen bir durum varsa biriyle barış imzalamak, barış sağlamak istiyorsanız bu tarihlerde de gerçekten e, çok fayda görebilirsiniz. Şu da olabilir, belki çok üzüldüğünüz bir konu var, şu anda kafanızı çok kurcalayan. E, Dolunayın etkisiyle bu durum büyüyebilir. Lütfen bugün, yarın ve bir sonraki gün sağlığınıza, tansiyonunuza, huzurunuza, beslenmenize dikkat edin. Ve bilin ki her ne problem yaşıyorsanız, her neyi kafanıza çok takıyorsanız, iç dünyanızda neye e, huzursuz oluyorsanız, hafta sonuyla beraber bu etki dağılmaya başlıyor. Ve yeni haftaya daha umutlu, daha şanslı ve daha başarılı başlayacağınızı düşünüyorum gök konumlarından dolayı. Çok bereketli bir süreçte balıklarda. 29 ve 20, 28 ve 29 Ocak'ta mesela şanslı tarihleri var, şanslı saatleri var mı o gün içerisinde? Var ama onları şu an e, söyleyemiyorum yani direkt şu saat falan diye. 28 ile başlıyor, 29 hmm. da dahil bu etki çok güçlü. Yani devam bu iki ediyor. gün full zaten. Aynen öyle. O etki Onların var. Onların şansı var. Peki yine onlar için de şunu söylesem yine e, özellikle bu hani bu şansı şanssızlığa dönüştürmemek için neye dikkat etsinler? Mesela uykusuz kalıyorsa saatler boyu yanlış besleniyorsa Hı -hı. E, kafasına olmayacak şeylere çok takıp kendini harap ediyorsa kalbine ağır gelebilir bunlar bunu sakın yapmasın Hı -hı. ve e, eğer gerçekten bakın insan her şeyi kendi başına çözemez her şeyinde bir uzmanı var bir destekçisi var değil mi? Doğru. Her şeyi ben kendi içimde yaşarım diye düşünmesinler. Veya iş hayatında bir sorununuz var, çalışanınızla bir sorununuz var, sağlığınızla ilgili bir sorununuz var. Bunu kendi başınıza çözmeye çalışmayın. Bu konuda uzmanlığına inandığınız insanlardan destek almanın tam zamanı. Mesela iş bulamıyorsunuz ne zamandır? Bu iş konusunda, kariyer konusunda uzman olan insanlarla görüşün. Ben bunları bunları yaptım ama iş hayatımda bir türlü istediğim noktaya gelemedim. Ne yapabilirim? Veya işte iş arkadaşınız sizi çok rahatsız ediyor, mobbing yapıyor. Veya bir arkadaşınız size çok büyük mobbing yapıyor, liderlik taslıyor. Bu konuda nasıl ...destek alabilirim. Birazcık desteğe... ...ihtiyacınız var. Hı -hı. O aradığınız desteği de bulacaksınız... ...ama bu üç gün kendinize sakın eziyet etmeyin. Sakın. Aradığınız desteği... ...bulacağınız gibi aradığınız aşkı da... ...bulacağınız şanslı döneminiz... Evelallah. ...size güzellikler getirsin. Sevgili ya selam ya şafi de derseniz... ...hem esenlik hem ferahlık hem sağlık... ...anlamında iyi gelir. Evet. Mine Ömez ve tavsiyeleri. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben Mine. teşekkür ederim. Efendim? Bugün yine gerçekten çok güzel bilgiler verdin bize.